Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen haftadan bugüne nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Var mı bir sıkıntınız? Sormak istediğiniz bir şeyler yazabilirsiniz. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar, kalıtımı işleyeceğiz. Geçen hafta DNA ve genetik kodu bitirmiştik. Çokça da soru gönderdiniz, çözdük. Bu hafta aslında kalıtımla ilgili de çok soru gönderdiniz. Sanırım vardı programınızda. Bu dersimizde de inşallah kalıtımın birinci kısmını biliyorsunuz. Bir de en son kısmında adaptasyon ve biyoteknoloji var. Yetişmeyebilir. Diğer dersimizde de onu çözdük. Kalıtımı iki kısımda bitireceğim. Bugün benim iki saat dersim var sizlere. Birinci dersimde konu anlatacağım. Üçüncü saatte de yeni nesil sorular çözeceğiz hep beraber. Arada da Serkan Hoca sizlerle olacak. Peki. Kalıtımla başlayalım. İlk önce sormak istediğiniz bir şey var mı? Programlarınız nasıl gidiyor? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sorularınız nasıl gidiyor? Sorularınızı çözdürebiliyor musunuz? Yani elimizden geldiğince hepinizin sorusunu çözüyoruz. Ben atladığım tek bir soru bile olduğunu sanmıyorum. Diğer hocalarımın da öyle. Bazen yoğunluktan dolayı birazcık aynı dakika değil de biraz daha geç cevap verebiliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın siz de. Varsa sorunuz paylaşabilirsiniz. Peki. İyi gidiyor diyorlar. Merhaba Nida'cığım. Bugün sadece fen ve matematik var Kutluhan. Bu arada arkadaşlar bu deneme sonuçlarınıza bakıyoruz. Tabii iyi yapan arkadaşlarınız da var ama hiç beklemediğimiz sonuçlar da var. Acaba bu internet üzerinden yaparken kopuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Çünkü birkaç tane isim var soruların yarısını yapmamış. Yani hiç beklemediğimiz kişiler. Bu başarısızlık mı? Yapamadınız mı? Göremediniz mi? Ne yaptınız internetten? Nasıl oluyor? Onu da yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Mesela Ahmet Kutlu benim öğrencim. Ahmet Kutlu benimdi değil mi? Hepimiz öğrencim. Derslik birdi. Evet, Ahmet mesela soruların yarısını yapmamış. Niye yapmamış ben çok merak ediyorum. Bir soralım bakalım. Merhabalar Dilara'cığım. Peki arkadaşlar, kalıtımla başlayalım. Biz neye kalıtım diyoruz ya da bu kalıtım özellikler nedir? Kalıtımda ne gördük birazcık konuşalım. Arkadaşlar kalıtım biliyorsunuz. Anne babanın özellikleri, hangi özellikleri karakteristiksel ya da kalıtsal özelliklerinin yavru bireye aktarılması işine biz ne diyoruz? Kalıtım diyoruz. Sadece anne babanın değil, tüm canlıların arkadaşlar. Bu bitkilerde de olabilir. Biliyorsunuz biz tohumlamalar gördük, çaprazlamalar, bezelye bitkisini özellikle inceleyeceğiz. Neden bezelye bitkisi konuşacağız? Bu tür özelliklerin canlı bireye aktarılmasına, yavru bireye aktarılmasına kalıtım diyoruz. Kalıtımı inceleyen bir de bir bilim dalı var arkadaşlar. Biyolojinin bilim dalı. Buna da ne diyoruz? Genetik diyoruz. Genetik kalıtımı inceliyormuş. Peki karakteristik özellik ne demek? Kalıtsal özellik ne demek? Kalıtsal özellik de kalıtım yoluyla aktarılan özelliklerdir arkadaşlar. Kalıtım yoluyla aktarılan özellikler. Peki bunlar nasıl aktarılıyor? Tabii ki biliyorsunuz DNA'mızın üzerinde bulunan genler sayesinde. Genler. Peki biz bu genlere bir şey diyorduk. Ne diyorduk gen çiftine? Alel gen değil mi? Gen çifti deyince aklımıza alel gelecek. Peki. Hatırlayacağınız üzere bir fenotip vardı, genotip vardı, işte heterozigot, homozigot gibi kavramlar vardı. Bunlara geçmeden önce kalıtımın babası dediğimiz bir adam vardı. Kimdi o? Mendel. Mendel deyince aklımıza zaten direkt ne geliyor? Kalıtım geliyor. Hemen bir bakalım o zaman Mendel ne yapmış? Kalıtım dedik, kalıtsal özellikler dedik. Alel gen dedik. Evet. Mendel dedik. Evet. Mendel neydi arkadaşlar? Kalıtımın babası. Bu bilim insanımız kalıtım alanında yapmış olduğu çalışmalarda ünlü. Peki, biliyorsunuz Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini seçmiştir. Bezelye. Peki neden? Neden de arkadaşlar hatırlayacak olursanız çünkü bezelye bitkisinin çok fazla özelliği vardı değil mi? İşte sarı tohumdan yeşil tohuma, işte dalda olmasından, yaprakta olmasına, uzun boy olmasından, kısa boy olmasına bu gibi bir sürü özelliği vardı. Bir de arkadaşlar çabuk döllenebiliyordu ve birden fazla döllenebiliyordu.
bırakabiliyordu. Değil mi? Çabuk döllenmesi diyebiliriz bezelye bitkisinin. Çeşitlerinin fazla olması. Bir de arkadaşlar, dışarıdan tozlaşmaya kapalı bir bitki. Dışarıdan tozlaşmaya kapalı. Çabuk mu döl veriyordu arkadaşlar? Değil mi? Evet. Bu gibi özellikler bezelye bitkisini mendilin seçmesinde etkin kılmıştır. Peki bu mendil ne yapmıştı? Arkadaşlar biliyorsunuz biz aslında birazdan hangisi baskın, hangisi çekinik onlara değineceğiz ama benden şöyle bir şey yapmıştı. İşte bir sarı tohum var, bir yeşil tohum var. Bunları çaprazlamıştı. Önce hepsinin sarı olduğunu görmüştü. Daha sonra bu birinci kuşak oluyordu. Daha sonra bunları da kendi arasında çaprazlamıştı. Hepsi sarı oldu ya. Herhangi ikisini kendi arasında çaprazlayınca bu sefer arada yeşil de çıktığını görmüştü. Mendel ikinci kuşakta da bir tane yeşil buldu. Şimdi birinci kuşakta hiç yeşil yokken ikinci kuşakta yeşil çıktı. Peki bunu buradan Mendel ne gibi bir sonuç çıkardı? Mendel dedi ki gen kaybolmuyor. Yani senin dedenin dedesinde bir özellik var. Senin dedenin dedesinden sonraki gelen işte onun çocuklarında o özellik çıkmamış. Ondan sonraki kuşakta da çıkmamış ama sende o özellik çıkmış olabilir. Yani diyor ki gen kaybolmuyor. Eğer orada bir çekinik gen varsa o çekinik gen başka bir çekinik genle çaprazlandığı zaman ikinci kuşakta, üçüncü kuşakta vesaire çıkabilir diyor Mendel. Çaprazlama dedik. Birazdan çaprazlamayı da göreceğiz. Peki arkadaşlar çaprazlamayı görmeden önce bizim bazı terimlerimiz vardı. Neydi onlar? Fenotip, genotip, heterozigot, homozigot. Peki önce şunu bir anlayalım arkadaşlar. Biz evet bazılarına baskın özellik, bazılarına çekinik özellik diyeceğiz ama bu baskın dediğimiz özellikler ne? Evet. Önce bir yazalım o zaman. Baskın özellikler. Mesela insanda da olabilir, bitkide de olabilir. Değil mi? Bezelyede de olabilir yani. Mesela insanda uzun boy baskın mıdır? Evet. Hemen yazdım. Uzun boy baskın. Dolayısıyla kısa boy çekiniktir. Yani baskın dediğimiz şey toplumda insanlarda görülme olasılığın daha çok olduğu durumlar. Evet. Mesela cüce insanlar var ya bunların görülme olasılığı daha az. Ama var mı? Var. İşte o da ne oluyor? Çekinik özellik oluyor. Ya da toplumda kahverengi göz daha baskın. Kime göre? Yeşil ya da maviye göre. Değil mi? Evet, o zaman baskın diğer özelliğimiz kahverengi göz. Değil mi? Peki. Arkadaşlar kulak memesi mesela. Yapışık kulaklık mı? Ayrık kulaklılık mı? Baskın. Tabii ki ayrık kulaklılık daha baskın. Değil mi? Gibi. Bunları çoğaltabiliriz. Peki devam edelim. Bitkilerde sarı tohum geni mi baskındı yoksa yeşil tohum geni mi? Tabii ki sarı tohum geni daha baskındı değil mi arkadaşlar? Peki hatırlayın. Mor çiçek mi baskındı yoksa beyaz çiçek mi? Mor çiçek daha baskındı değil mi arkadaşlar? Varsa söylemek istediğiniz bir şey siz de yazabilirsiniz. Evet, harikasınız. Ne? Oldu say kim? Araya kaynak yapılmış. Ya da yine arkadaşlar bitki çeşitleri türlerinde boy olarak uzun boy mu baskın bitkinin kısa boy olması mı? Uzun boy daha baskın değil mi? Ya da yuvarlak tohum mu baskın, buruşuk tohum mu? Yuvarlak tohum daha baskın. Çekiniklerini ayrıca yazmıyorum. Zaten telaffuz ettik. Bunların tam tersi de bizim neydi? Çekinik özelliklerimizdi arkadaşlar. Peki. Peki. Karakter dediğim şey ne? Karakter. Karakter. Arkadaşlar dersin başında dedim ya kalıtım şudur diye. Kalıtsal özellikler işte aktarılır. Nesilden nesile aktarılan özellikler kalıtsal özelliklerdir.
İşte arkadaşlar, karakter de o kalıtsal özelliklerin tek tek ayrı ayrı halleri. Nasıl? Mesela biz bir önceki dersimizde DNA'yı gördük, değil mi? Mesela şöyle bir sarmal yapısı var, değil mi? Şuradaki gen çifti göz rengiyle ilgili olsun. Göz rengi. Şuradaki gen çifti mesela saç şekli. Kıvırcık saç, bu arada düz saça baskındır biliyorsunuz. Saç şekli. Mesela bunun buradaki geni diyorum, bir karakter özelliği taşıyor. Hangi karakter? Göz rengini belirleyen karakter. Göz rengi kimler sayesinde belirlenmiştir? Üzerinde bulunan genler sayesinde belirlenmiştir. Karakter demek bu. İşte göz rengi bir karakterdir. Saç şekli bir karakterdir. Uzun ya da kısa boy olmak bir karakterdir. Peki bunlar kimler sayesinde yapılıyor? Tabii ki üzerindeki genler sayesinde yapılıyor. Alelgen diye bazı kitaplarda kavramlar karşımıza çıkmıştı. Buna biz ne diyorduk? Gen çifti diyorduk arkadaşlar. Karakteri ortaya çıkaran gen çifti. Peki devam edelim. Karakter demişken o zaman inceleyelim biraz. Fenotipimiz, genotipimiz vardı bizim, değil mi? Fenotip. Fenotip neydi arkadaşlar? Sadece dış görünüş, fiziksel özellik. Yani ben senin uzun boylu olduğunu çaprazladım ya da anne ve babanın özelliklerini aldım. Ben onları çaprazladım. Sonuçlara bakıyorum. Genlerinin büyüklük küçüklüğüne dikkat ediyorum. Ama homozigot, heterozigot ya da işte saf dör baskın, saf dör çekinik onlara değil. Neye? Sadece dış görünüşüne. Büyükle mi başlamış, küçükle mi başlamış? Arkadaşlar, bunlara ben ne diyordum işte? Fenotip, yani sadece dış görünüşüne fenotip özellikler diyorum. Peki devam edelim. Fenotip özellikler dedim. Devam edelim. Soru varsa evet yazabilirsiniz. Anlamadım. Tabii ki soru çözeceğiz. Sadece bir dersimizi soru çözümüne ayıracağız. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Üçüncü saatte soru çözeceğiz Enes'cim. Harikasınız. Evet, bilgilerinizi yazmışsınız. Bu konu aslında ağır bir konuydu arkadaşlar. Ama biz bu konuyu gerçekten sorularımızla çok güzel şekilde hallettiğimize inanıyorum. Ve bir daha üstünden geçmemiz bizim için çok büyük avantaj oluyor. O yüzden bunları arkadaşlar sıkılmadan, yorulmadan dinleyin. Hatta defterinizi açın demiştim. Ekstra bir şeyler söylüyorsak bir kenara yazın, takip edin, tam pekişsin. Yani bunlar gerçekten sizler için çok büyük avantajlar söylüyorum. Yani çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Ben yaklaşık 45 gün kaldı zaten sınava. Hazırsınız diye umuyorumdur. Peki devam edelim arkadaşlar. Fenotip dedik. Canlıların sadece dış görünüşüydü. Söyledik. Uzun boy olma bir. Yani mesela uzun boy olduğunu nereden anlıyorum? Uzun boy, kısa boy. Diyorum ki ben az önce karakter olarak hangisi baskın, hangisi çekinik karakter öğrendim. Uzun boy mu baskındı, kısa boy mu? Uzun boy baskın. Hangisi baskınsa onu büyük harfle gösteriyorum, değil mi? Büyük U, kısa boya da küçük U dedim. Benim çaprazlamalar sonucumda bakıyorum büyük U ile başlayan çaprazlamam daha çok çıktı. Atıyorum. 4 tane sonuç elde ettim. 3'ü büyük U ile başlıyor. 1'i küçük U ile. O zaman diyorum ki %75 fenotip olarak uzundur. %25 kısadır. Bu kadar. Genotip biraz daha detaya girer. Genotip biraz daha detaya giriyor arkadaşlar. Neye giriyor? Az önce söyledim. Büyük U ile başlıyorsa uzundur benim için. Küçük U ile başlıyorsa kısadır. Ama genotipte bu yetmiyor. Büyük U ama yanındaki çift, yani alelgen çifti. Hepsi mi büyük? Yoksa bir büyük bir küçük mü? Bakalım. Büyük U, büyük U. Değil mi? Ya da büyük U, küçük U. Ya da küçük U, küçük U. Arkadaşlar genotip için detay önemlidir. Nasıl? Büyük U, büyük U onun için evet uzundur. Bu da uzundur. Ama bir farkla bu saf
Baskın döldür. Evet. Büyük o, küçük o onun için saf değildir. Melez döldür. Küçük o, küçük o onun için gen çifti, alergen çifti aynı olduğu için o da saftır ama baskın değildir. Çünkü az önce söyledim, küçükle başlıyorsa çekinik. O zaman buna da saf çekinik gen diyebiliriz. Sorularda çıkıyor mesela çaprazlamalar sonucunda %75'i ya da %100'ü saf döldür diyor. Saf döl dediği zaman arkadaşlar baskın ya da çekinik aramazsın. İkisi de olabilir. Küçük u küçük u da olabilir, büyük u büyük u da olabilir. Detaya girmemiş. Sadece demiş ki saf, saf döldür. Küçük u küçük u da saftır, büyük u büyük u da saftır. Ama saf baskın derse ben bunu arıyorum. Saf çekinik derse ben bunu arıyorum. Ama yok biri uzun biri kısa. Yani her iki genden de mevcut. O zaman buna ne diyorum? Melez gen ya da melez döl diyorum. Bunların başka bir adı daha vardı arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Saf dediğim zaman homozigot. Değil mi arkadaşlar? Homozigot baskın. Ya da melez dediğim zaman heterozigot diyorum arkadaşlar. Demek melezin diğer adı heterozigotmuş, safın diğer adı homozigotmuş. Peki, bunları da görmüş olduk. Peki sabahtan beri diyoruz ya biz, bu çaprazlama çaprazlama. Bu çaprazlama dediğimiz olay ne? Bir de bunu inceleyelim. Arkadaşlar çaprazlama dediğimiz olan şu, biliyorsunuz. Anne ve babanın bazı karakteristik özelliklerinin yavru bireye ya da yavru bireylerde çıkma ihtimallerinin yüzdece incelenmesine biz çaprazlanma diyoruz. Sadece insanlarda değil, her canlıda, canlı bireylerin arkadaşlar yavru bireylerinde görülen özelliklerin yüzdelik dilimlerinin hesaplanmasına ben ne diyorum? Çaprazlanma diyorum. Peki hemen mesela çaprazlayalım. Bir anne var. Bu arada anlamadığınız yerler olursa arkadaşlar yazın. Ben bakarım. Serkan hocam da takip ediyor. Durdurur beni. Peki. Bir annemiz var. Babamız var. Mesela arkadaşlar dedim ki sarı saç ya da siyah saç. Sarı saç mı baskın? Siyah saç mı? Siyah saç daha baskın. Annenin saç rengi sarı olsun. Sarı saç. Babanın saç rengi siyah olsun. Ben diyorum ki acaba bunlardan oluşacak çocukların, yavru bireylerin sarı saç ve siyah saç olma olasılığı yüzde kaç? Şimdi ilk önce dikkat etmemiz gereken şey şu. Baskınlık, çekiniklik. Şimdi sarı saçta sıkıntı yok. Sarı saç çekiniktir arkadaşlar. O yüzden onun ikisine küçük harf verebilirsin. Küçük A, küçük A demek. Ama siyah saç demesi benim için yetiyor mu? Yetmiyor. Niye? Şimdi bak, şu da siyah saç, bu da siyah saç. Öyle değil mi? O yüzden bana homozigot mu, heterozigot mu söylemesi lazım. Ama mesela bana Yağmur dün bir soru atmıştı. O soruda söylemiyor. Olabilir niceliklerden mesela bahsediyor. O zaman her ikisini değerlendireceksin. Eğer soru olabilirliği ise ve sana nicelik vermişse o zaman her ikisini de değerlendireceksin. Büyük o, büyük o yani büyük A, büyük A da deyip çaprazlayabilirsin. Büyük A, küçük A da deyip çaprazlayabilirsin ki niceliklerdeki alasın sonuçları. Peki ben burada söylemiş olsun, demiş olsun ki anne ve baba baskın döle sahip. O zaman ne diyeceğim? Baskın demek gen çiftlerinin aynı olması. Küçükse küçük, büyükse büyük. O zaman buna ne diyelim? Büyük A, büyük A diyelim. Peki, ben bunları çaprazladım. Devam edelim. Ben bunları çaprazladım. Biliyorsunuz çaprazlama yaparken birinciyle birinci, birinciyle ikinci diye çaprazlıyorum. Geldim birinciyle birinci, büyük A, küçük A. Birinciyle ikinci, büyük A, küçük A. İkinciyle birinci, büyük A, küçük A.
İkinci ile ikinci, büyük A, küçük A. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, sana burada fenotipini de sorar, genotipini de sorar değil mi? Fenotipine baktığın zaman sadece hangi harfle başlıyor diye bakman benim için yeterlidir. Hepsi büyük harfle mi başlıyor? O zaman diyorum ki bundan oluşacak bireylerin %100'ü siyah saçlı. %100 siyah saç. Ya da 4'te 4'ü değil mi? Genotipine bak. Genotipi deyince detaya iniyorum. Genotip deyince arkadaşlar detaya iniyorum. Acaba diyorum homozigot mu, heterozigot mu? Bakıyorum. Biri büyük, biri küçük. Biri büyük, biri küçük. Biri büyük, biri küçük. Biri büyük, biri küçük. O zaman ne diyorum? Bunun %100'ü evet siyah saç ama nasıl siyah saç? Heterozigot. Evet, %100 heterozigot. Siyah saça sahip. Bu arada arkadaşlar bu birinci kuşak mı? Birinci kuşak değil mi bu? Peki ben bunun ikinci kuşağını da bulabilir miyim? Bu arada bakalım sorularınız var mı? Tekrar ediyorum. Ben bunun ikinci kuşağını bulabilir miyim? Harikasınız. Evet Berat'cığım, kan grubu da yapacağız. Peki. Arkadaşlar ikinci kuşak da bulunabilir. Şimdi bakıyorum zaten hepsi heterozigot. Yani melez değil mi? Evet, heterozigot melez demekti. Melez değil mi? Ben bunun herhangi iki tanesini alıyorum. Aldım. Herhangi iki tanesini aldım. Çaprazlıyorum. Birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. İkinci ile birinci. İkinci ile ikinci. Bu da benim neyim oldu arkadaşlar? İkinci kuşak çaprazlama. Ne demek oluyor bu? Deden ve anneannen de. Deden siyah saçlı, anneannen sarı saçlı. Ama ne annende ne de dayınlarında, teyzelerinde sarı saç yok. Ne annen, ne dayın, ne teyzen sarı saçlı değil. Hepsi siyah saçlı. Ama sen sarı saçlısın. Değil mi? İşte bu nereden geliyor? Sen burada ikinci kuşak olmuş oluyorsun. Hemen geri döndüğün zaman diyorsun ki benim dedemde o çekinik gen vardı. Bak burada ben bir tane çekinik gen çifti buldum. Küçük A, küçük A. Demek ki fenotipini yazacak olursam arkadaşlar büyük A ile başlamış, büyük A ile başlamış, büyük A ile başlamış. 4'te 3'üm. 4'te 3 yani 3 bölü 4'ü siyah saç. 1 bölü 4'ü sarı saç olmuş oldu. Genotipini bana söyleyin. %25 saf baskın. %25 saf çekinik. %50 ise melez. Biraz daha iniyorum. %50 saf döl. Bakın baskın ya da çekinik demiyorum bu sefer. %50 saf döl. %50 melez döldür benim sonucum. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir yer varsa yazalım. Yoksa Ahmet abi bize tahtayı silsin. Evet. Musab nasıl gidiyor? Emrar'cığım sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Musab kimseye karışmıyorsun. Evcim merhaba. Evet Alperen'cim, saf döle arı döl de diyebiliriz. Saf arı. Dilara'cığım merhaba. Burak Şara. Burak'cığım sorularını çözüyoruz, atıyorsun zaten. Yalnız senden ricam biraz daha dikkatli çözmen. Çünkü gönderdiğin sorular
biraz dikkat isteyen sorular. Yani aslında yapabileceğin sorular. Bir yerleri kaçırıyorsun. Biraz daha dikkat et. Ben sana zaten cevapları yazarken de oraya yazıyorum. Hocam öldük sıkıntıdan evde. Abdullah'cığım inşallah kül almamışsındır Abdulhalık. Daha seni koyacak yer bulamayacağız. Peki, devam edelim o zaman. Arkadaşlar bir de bu cinsiyet durumu var. İşte cinsiyet kaç ihtimalle kız, kaç ihtimalle erkek olur. Aslında biz bunu ifade ettik, hemen aklınıza geldi. Bir çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali kaç tane çocuğu olursa olsun o çifte %50'dir. Sen 7 kardeşsin, annen 8.'ye hamile, 7'si de kız. 7 kız kardeşsiniz. 8.'nin olma olasılığı bu da büyük çoğunlukla kız olur değil. Nedir? İhtimal %50'dir her zaman. Peki bunu nasıl söylemişler, nasıl bulmuşlar arkadaşlar? Birazcık konu inceleyelim. Bildiğiniz üzere bir insan kaç kromozomlu, sağlıklı bir birey? 46 kromozomlu değil mi? 44'ü vücut kromozomu, ikisi cinsiyeti belirleyen kromozom. Şöyle yazalım mı? Erkek, 46 kromozom ya her insan. Evet, erkekler de 46 kromozomlu arkadaşlar. 44 artı XY değil mi? Erkeğin cinsiyet kromozomu XY. Peki, dişiyi yazdım kadın. 44 artı XX. Ben bunları böldüm. 22X, 22Y diye. Değil mi? Ayırdım. Aynı şekilde bunu da ayırdım. 22X, 22, yine X. Peki. Bildiğim tüm yol aynı. Gittiğim tüm yol aynı. Çaprazlıyorum. Birinci ile birinci. 22x, 22x. O zaman 44 xx oldu mu arkadaşlar? Değil mi? Birinci ile ikinci. 44 yine xx. Burada da x var, burada da x var. Geldim ikinciye. İkinci ile birinci. 44 xy. Burada x var, burada y var. Geldim ikinciye. İkinci ile ikinci. 44 xy. Hani XY'ler erkekti, XY gördüğümü erkek diyorum. Bu XX, XX, XY, XY. Bak arkadaşım, %50 ihtimalle dişi çıkıyor, %50 ihtimalle erkek çıkıyor. XX, %50 kız, XY, o da iki tane, %50 erkek. Her zaman bir cinsiyetin belirlenmesinde daha önceki kız çocuğunun çokluğu da erkek çocuğunun çokluğu değil de her zaman ihtimal %50'dir. Cinsiyet sorularını bu şekilde yapıyoruz. Peki. Hocam bu şeyde sorma ihtimali belirlenmiş mi? Yalan mı? Yok. Benim çocuğum kız ama hiç turşu yemedim 9 ay boyunca. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar akraba evliliği. Peki bu akraba evliliği dediğimiz olay ne? Peki arkadaşlar akraba evliliği neden sakıncalı? Ben size soruyorum. Şimdi akraba evliliğinde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim hastalıklı genlerimiz var. Hastalıklı gen dediğimiz şey mesela göreceğiz mutasyonda, modifikasyonda. İşte neydi? Orak hücreli anemi, hemofili. Bu gibi özellikler vardı. Arkadaşlar şimdi akraba evliliğinde bu genlerin karşılaşma oranı daha yüksek. Şöyle diyelim mesela benim bir gen çiftim var. Şu küçük K harfi hastalıklı gen olsun. Şimdi karşıda da bir tane olsun. İşte mesela bu melez bidon. Hastalıklı geni taşıyor ama kendi hasta mı? Değil. Çünkü büyük K ile başlamış. Sağlıklı bir birey. Karşı tarafta aynı aileden evleneceği kişide de bu hastalıklı gen var. Küçük K harfinden bahsediyorum. Ama kendi sağlıklı mı? Evet, sağlıklı. Çünkü büyük K ile başlamış. Ama bunlar ne durumunda? Taşıyıcı durumunda. Taşıyıcı durumunda olmak ne demek? Şimdi bu bireyler evlendiği zaman ben bunları çaprazladım. Ne oldu?
Büyük K, büyük K, büyük K, küçük K, büyük K, küçük K, küçük K, küçük K. İşte bak, küçük K'ların karşılaşma ihtimali mi var? Evet, %25 bu iki taşıyıcı hastalıklı genin karşılaşma ihtimali yüksek. Bu sebepten dolayı ne olacak arkadaşlar? Hastalıklı bir birey oluşabilir. Bu sebepten dolayı işte akraba evliliği tehlikeli. Bu yüzden arkadaşlar akraba evliliğine hayır diyoruz. Peki akraba evliliği sonucunda çıkabilecek hastalıklardan da bahsedelim. Renk körlüğü dedik. Orak hücreli anemi dedik. Mesela ne vardı? Hemofili vardı. Hemofili. Altı parmaklılık. Bu gibi özellikler akraba evliliği sonucunda çıkabilecek hastalıklar diye kabul ediyoruz. Peki. Evet. Donuyor mu arkadaşlar? Donuyor demişsiniz. Bazılarınız donuyor, bazılarınız donmuyor diyor. Biz de şu an... Evet, donanlar sayfayı yenilesin diyor yönetmenimiz arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaşınızda ve bizde bir sıkıntı yok. Evet, devam edelim. Kim? Miraç. Miraç albino demiş. Albino bir akraba evliliği hastalığı değil aslında. Albino daha çok bir mutasyon sonucudur arkadaşlar. Akraba evliliğinde genelde renk körlüğü, orak hücreli anemi ve hemofili görülür. Evet. Sorularınız yazabilirsiniz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur umuyorum. Peki, devam edelim. Arkadaşlar, gelelim. Çaprazlamayı bir köşeye koyduk. Anladık. Gelelim, mutasyon nedir? En zevkli konularımızdan bir tanesiydi. Hatırlarsanız, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon. Ben çok seviyorum bu konular hakkında konuşmayı. Zaten günümüzce mutasyon kelimesini de çokça artık sıkça duyuyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz için bu koronavirüsünden dolayı falan kafanızda böyle daha şekiller oluşuyor. Net bir şekilde oluşuyor. Peki, mutasyon nedir arkadaşlar? Mutasyon, biliyorsunuz iki türü vardır. Hem kalıtsal olan hem de kalıtsal olmayan. Yani yavru hücreleri, o görülebilen ya da görülemeyen. Ne zaman görülüyordu mesela bu mutasyon? Eğer DNA'daki bozulmalar, DNA'daki bozulmalar da ne demek? Bir önceki dersimde DNA ve genetik kodda onarılabilir ve onarılamaz hatalar vardı. Mutasyon için bunların hepsi hata. Tekrar ediyorum. DNA ve genetik kodda DNA'yı eşlerken mesela onarılabilir hatalar ve onarılamaz hatalar vardı. Bunları ortaya çıkmasına sebep olan şey ne? Mutasyon işte. İşte diyorum ki DNA'da gelen ve genlerin diziliminde, bazların diziliminde DNA'da meydana gelen hatalara biz mutasyon diyoruz. Bu mutasyonlar vücut hücrelerinde de meydana gelebilir. Üreme hücrelerinde de, yani eşey kromozomu diyoruz üreme hücrelerine. Eşey kromozomlarında da meydana gelebilir. Eğer vücut hücresinde gelirse yavru bireyde bu görülmeyebilir. Kalıtsal olmayabilir. Ama üreme hücrelerinde meydana gelirse, yani eşey kromozomlarında kalıtsal olur. Arkadaşlar, yüksek ısı, yüksek sıcaklık, zararlı ışınlar, radyasyon, X ışınları, ultraviyole, X-ray cihazları mesela hamileleri ya, ve bazı hastalığı olan yaşlıları X-ray cihazlarına sokmazlar ya da röntgenlere almazlar mesela. Çünkü neden? Orada mutasyonun gerçekleşme oranı, hatta üreme hücrelerinde yani eşey kromozomlarında gerçekleşme ihtimali çok daha yüksektir. Ne olur eşey kromozomlarında gerçekleşirse? Bu sefer kalıtsal bir hastalık meydana gelebilir. Çünkü orada hala mitoz bölünme gerçekleşmekte. Mayoz gerçekleşmiş, mitoz bile gerçekleşmiş olsa arkadaşlar, orada vücut hücrelerinde görünme ihtimali çok fazladır. Bu yüzden almazlar. Demek ki mutasyona sebep olacak şeyler X ışınları, yani zararlı ışınlar diyelim, ultraviyole, X ışınları falan, yüksek sıcaklık, yüksek enerji gibi etkenler arkadaşlar mutasyonun meydana gelmesine neden olabilir. Peki, hatırlayın,
Çernobil vakası. Değil mi? Çernobil olayını. Tabii bakayım hemen Emirhan. Telefonum kapanmış, ben bakamıyorum. Hocam sizin power bankiniz var mı? Alabilir miyim? Arkadaşlar mesela Çernobil'i hatırlayın. Çernobil'de ne olmuştu? Bizim özellikle Karadeniz bölgelerimizde. Çernobil'in en çok karşılaştığımız mesela çaylarda, değil mi? Çay üretimi uzun bir süre durmuştu. Ne olmuştu arkadaşlar Çernobil vakalarından sonra? Çift başlılık. Oluşan bireyler tek vücut, çift baş. Bitkiler böyle, sebzeler böyle. Bu gibi olayların gerçekleşmesi neydi? Bir mutasyon sonucuydu. Bu bir kalıtsal özellik. Niye? Bak yavru hücrede ben etkisini görmüşüm. Ama onun hücresinde mesela bir arkadaşımız bana sormuştu. Hocam onun yavruları da mı böyle oluyor diye. Onun yavrularında yani bu üçüncü kuşakta görülmemişti. Çünkü o bireyler üçüncü kuşağı gerçekleştirecek kadar uzun yıllar yaşayamıyordu arkadaşlar. İşte tek bacaklı olma, tek kollu olma, işte parmak sayılarının çok fazla ya da çok az sayıda olması, işte kafada bir gözün olmaması, bunların hepsi neydi arkadaşlar? O zararlı ışınlardan dolayı meydana gelen sebeplerdi. Emirhan ne sormuştu bir bakalım. Vücut hücrelerinde eğer mutasyon meydana geliyorsa yavru bireyde görülmez. Kalıtsal değildir. Hemen yazayım istiyorsan. Mutasyon vücut hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal değil. Üreme hücrelerinde, yani ne onlar? Eşey kromozomları da denir. Kalıtsaldır. Yani yavru bireyde görülme olasılığı yüksektir. Kaç dakika oldu baktın mı? Tamam. Evet arkadaşlar, mutasyon sonucunda meydana gelecek hastalıklar. Aslında akraba evliliğinde söylemiştik ki onların hepsi geçerli. Bir de ona ekstra bir arkadaşınız sormuştu, albino diye. Albino bir mutasyon sonucudur. Altı parmaklı olmak bir mutasyondur. Orak hücreli anemi bir mutasyondur. Hemofili arkadaşlar bir mutasyondur. Down sendromu bir mutasyondur. Van kedisi, mesela Van kedisinin bir özelliği var arkadaşlar. Bir gözü farklı, bir gözü farklı renkte. Bu da bir mutasyondur arkadaşlar. Ya da bazı hayvanlar dört boynuzludur. Bu da bir mutasyondur. Bu arada modifikasyona geçmeyeceğim ama mutasyonla ilgili bir önemli bir şey söyleyip kapatacağım. Arkadaşlar her mutasyon zararlı değildir. Bakın sınavlarda çokça soruluyor. Her mutasyon zararlı değildir. Neden? Şimdi Van kedisinin gözünün birinin farklı, birinin farklı bir renk olmasının Van kedisine bir zararı yok. Van kedisi görebiliyor. Neye bir yararı var? Bir yararı var çeşitliliğe. Değil mi? Çeşitliliğe. Bu aynı şey insanlar için de geçerlidir arkadaşlar. Renkli göz olmak da bir mutasyondur. Ama nedir? İnsanlar arasındaki çeşitliliği arttırır. Bu da adaptasyonda göreceğiz arkadaşlar biz bunu. Varyasyon diyeceğiz. Ya da şöyle bir şey daha söyleyeyim. Kaktüs bitkisinin dikenli olması. Arkadaşlar kaktüs bitkisinin dikenli olması da bir mutasyon olarak kabul edilir. Zamanında bu bitki türü bir mutasyona uğramıştır ve böyle olmuştur. Böyle de yetişmiştir. Çünkü ortama uyum sağlamıştır. Kendisi için daha yararlı olduğu görülmüştür demiştir. Mesela bu da yararlı bir mutasyon olarak kabul edilebilir. Böyle istisnaları da var. Peki, buraya kadar anlattığım kısımda anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Yazabilirsiniz. Üçüncü ders benim. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Benden sonraki ders Serkan Hoca'nın. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Çiçekler açar, altın güneş orada.
orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Kop Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördeşli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çok Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da.